Sağlık ve spor, egzersiz şu anda dünyadaki en önemli iki şey. Neden egzersizin başlık üzerine etkileri birçok şey var. İnsanlar hareketsiz kaldığı zaman evde olsun daha çok aslında hareket imkanlarımız varken elimizde ne kadar çok önemli olduğunu fark ettik. Dünyadaki en önemli şey sağlık. Akabinde bence hareket etmek, egzersiz yapmak. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Sesim net geliyor mu? Var mı bir sorun? Okey. Evet, süper. Amacımız dediğim gibi dünyadaki en önemli şey şu anda sağlık ve egzersiz. Sağlık ve egzersizle ilgili bunun entegrasyonu ile ilgili bir yola çıkmıştık. Biraz daha verimli geçsin istiyorum. Şimdi 7EMEA olarak bizim bütünsel bakış açımız var. İşin sağlık boyutu, nefes boyutu ve beslenme ve psikoloji boyutunu birleştiren bir yaklaşım geliştirmek istedik. Buna yönelik olarak da online eğitim bilgi şölenini başlattık. Bu hafta devam edecek. Bu hafta ilk konumuz önce işin felsefesini, nedenini anlamak. Çünkü bir şeyi net olarak bilmediğimiz zaman nedenini o şeyin üzerine şey yapamayız, inşa edemeyiz. Bu süreç bize gösterdi ki aslında bol zamanımız oldu. Bu zaman sürecinde kendimizi nasıl geliştireceğiz? Yani egzersizin daha çok bilimsel yönü, bunlarla ilgili düşünme fırsatımız da oldu. Evet. Sorularınızı not edin. Not edebilirsiniz. Akabinde sorularınızı sorular kısmına geçtiğimizde sorabilirsiniz. Yine bu şekilde oturup cevaplamaya çalışacağım sizlere. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş başlayalım. Zamanımızı verimli kullanalım. Arkadaşlar. Öncelikle bu yayınımızı biz tabii Instagram'dan olacak ama YouTube'da da devamını izleyebilirsiniz. Konu ilerleyişinde başlayacak olursak İbrahim Pekünlü ben tanımayanlar için 7EMEA Akademi'nin ortak kurucularındanım. Buradan bizim organizasyonumuzda özellikle sağlık ayağında bize çok desteği olan, 7EMEA'nın bu organizasyonda büyük rol oynayan Sayın Baran Özbilen, kayropraktik uzmanı, Mazlum Aksoy'a, ben osteopatam, kayropraktik uzmanı kendisi. Selamlarımı iletiyorum buradan. İş ortağım, organizasyonun Yediğmen ortak kurucularından Levent Can İnce'ye de selamlarımı iletiyorum buradan. Yapmış olduğumuz organizasyonun başarısında herkesin büyük bir payı var. Yani arkadaşlar bu süreci iyi değerlendirelim. Gördüğüm çok eksikler var, yanlışlar var. Bunun dışında yaptığımız işin değerini ve felsefesini anlamamız açısından evet bugünkü konumuza başlayabiliriz. Dediğim gibi ben İbrahim Pekünlü, Marmara Spor Bilimleri mezunuyum. Son 3,5 yıldır Medical Trainer olarak görev alıyorum. Sahada sağlık uzmanlarıyla çalışıyorum. Ve yapmış olduğumuz organizasyonlar var. Bunu devam ettireceğiz. Amacımız doğru bilgiyi doğru kaynaktan sağlamak, sağlıklı spor entegrasyonu sağlamak. Evet, sözümüze gelelim. Öncelikle konumuz neydi arkadaşlar? Önce fonksiyonun peşindeyiz, estetiğin değil. Ne demek istiyoruz burada? Dediğim gibi arkadaşlar sorularınızı not edin. Konu bittikten sonra sorularınızı alacağım. Şimdi önce gelişimsel kinezyoloji ile başlamak istiyorum konuya. Çok da böyle ağır bir dil kullanmayacağım. Gelişimsel kinezyolojiye baktığımız zaman arkadaşlar bizler bebeklik zamanından başlayacak olursak bir bebek ilk doğduğu zaman arkadaşlar ne yapar bebek? Anne karnından dünyaya geldikten sonrasında bebek nefes alır arkadaşlar. Nefes alır. Hayatın başlangıcı nefes baktığımız zaman. Bir insan haftalarca, günlerce aç ve susuz yaşayabilir ama nefes alamadığımız zaman 2-3 dakikadır bunun süresi ortalama. Nefes
nefesle başlıyor hayat ve nefesle bitiyor aslında. Diyafram dediğimiz aktivasyonla bebek dünyaya geldikten sonra nefesle beraber diyafram dediğimiz içteki yapı aktive olmaya başlar. Çalışmaya başlar. Karın içi basınç oluşmaya başlar. Sonra bu bebek arkadaşlar supine dediğimiz sırt üstü pozisyonda boyun kontrol hareketleriyle, algılarla sürekli olarak afferent dediğimiz bilgileri almaya başlar. Bebek sürekli dış dünyadan farklı bilgiler alır. Yer çekimi, sırt üstü yattığı zaman, diyaframatik solunum yaparken yer çekimiyle beraber, karın içi basıncın oluşmasıyla beraber sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir arkadaşlar. Böyle ayağa kalkayım, daha iyi anlatacağım herhalde. Evet, daha rahat hissedeceğim. Evet arkadaşlar, bebek doğduğu zaman yer çekimiyle beraber sürekli bir algı başlar. Sonra başını çevirmeye başlar. Tabii bunun içinde vizüel dediğimiz göz algısı, ses, işitme sürekli bir algı alır. Bu algılarla beraber arkadaşlar merkezi sinir sistemimizdeki motor haritalar, kodlanmış olan ilk baştaki motor haritalar akabinde tekrar kodlanmaya başlar. Her bir harekette bebek bir şey görür, bu sefer boynunu çevirdikten sonra uzanmaya çalışır o şeye. Elini uzatır ve sonra mobilizasyon dediğimiz yani hareketle ilgili şeyler başlar. Hareketle buradan sonrasında akabinde başlar. Hareketle beraber sürekli dışarıdan bir bilgi alışverişi gerçekleşir. Bebek bu bilgileri aldıkça bir sonraki pozisyona geçmek için ne yapar arkadaşlar? Bir sonraki pozisyona geçmek için aldığı bilgilerle motor haritalarda beyinde tekrar bunlar birleştirilip yeni haritalar kurulur. Sonra bebek yuvarlanmayı öğrenir. Şimdi yuvarlanmak dediğimiz şey o kadar basit geliyor belki bize ama yuvarlanmak dediğimiz şey ben birçok gittiğim eğitimlerde çok kaslı, iri yapılı ya da kuvvetli arkadaşlarımızı gördüm eğitmenlerimize. Ama bir rolling pattern yani yuvarlanmaya çalışın dediğimde yuvarlanamadı çoğu. Demek ki önceliğimiz tekrardan en başa dönecek olursak unutmamak için yazıyorum buraya. Bir nefes. Evet, şuradan gözüküyor mu bilmiyorum da. Nefesle ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Hem performansın geliştirilmesinde, hem ağrıların giderilmesinde, hem de yaşam kalitenizin artırılmasında birinci anahtardır arkadaşlar. Postürde, duruşta, ağrıda, anksiyetede doğru nefes almayı çoğumuz bilmiyoruz maalesef. Nefesle ilgili Ömer Hocam, Doktor Ömer Önder, Perşembe günü kendisi bu konuda çok güzel bilgiler verecek. Muhakkak katılın. Muhakkak katılın arkadaşlar. Nefesten sonra hareket başlar dedik. Hareket. Gelişimsel kinezyoloji ilgili incelediğimiz zaman bebek yuvarlanmaya başlar. Sonra emeklemeye başlar. Sonra destek alıp yarım half lunge pozisyonu dediğimiz half kneeling pozisyonundan tam kneeling sonra yukarı kalkmaya başlar. Bebek hareket etmeye başlar. Sonra lokomotor özellikler gelişir. Yürümeye başlar. Koşmaya başlar. Bir şeyleri fırlatmaya başlar. Gelişimsel kinezyoloji diyoruz biz buna arkadaşlar. Biz doğduğumuz zaman bunlar merkezi sinir sistemimize kodluydu. Mükemmel olarak bunları koordine edip aldığımız bilgilerle, afferent bilgilerle, dış dünyayla aldığımız bilgilerle hareket etmeye başladık. Kor dediğimiz çekirdek bölgesindeki en derin kor kaslarına kadar, diyaframatik nefesle beraber, karın içi basınçla beraber, her şeyin merkezi olan bu bölgeyle beraber hareket etmeye başladık. Ve mükemmel hareket ettik. Bunlar hepsi kodluydu bizde. Bize öğretilmedi. Biz afferent bilgi ala ala bunları motor haritada düzenledik. Bir bebeğe yürümeyi öğretmek değil bu. Bebek bunu güdüsel olarak, içgüdüsel olarak yapıyor zaten arkadaşlar. Biz buna gelişimsel kinezyoloji diyoruz. Sonra ne bozuyor bunları peki? Yanlış süre gelen teknikler. Eğer tabii ki bu doğal gelişimsel süreç bebekte herhangi bir sağlık problemi yoksa arkadaşlar, herhangi bir sağlık problemi yoksa bu gerçekleşiyor. Herhangi bir sağlık problemi, ortopedik bir problem varsa onları ayrı tutuyorum. Akabinde hareket etmeye başlayan insan sandalyeyle tanışıyor. Oturmayla tanışıyoruz.
hareketsizlikle, kas disfonksiyonlarıyla kas dengesizlikleri geliştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sonra bu yapı birçok nedenden dolayı bozulmaya başlıyor. Nasıl bozuluyor? Bize nasıl dönüyor bu? Ağrı olarak, yaşam kalitesinin düşmesi olarak, egzersizlerde verimsizlik olarak. Aslında bizim her şey doğal süreçte baktığımız zaman bebekler bunu mükemmel bir şekilde yapıyoruz. Hepimiz bebekken bunu mükemmel bir şekilde yaptığımızı görüyoruz arkadaşlar. Gelişimsel kinezyoloji ile ilgili biraz bilgi vermek istedim size açıkçası. Nefesten bahsettik. Mobilite ve stabiliteden bahsedelim. Şimdi biz sürekli afferent bilgi aldığımız için çalışmalarımızı da düşündüğümüz zaman hareketi biz bölgelere parçalara ayırmak değil de hareketin desenini incelemek gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Yani mobilite dediğimiz kavram eklemin hareketinin olması gerektiği açıda rahat engel olmadan hareket edebilmesi. Örnek veriyorum. Benim omuzumun yukarıya burada istediğim 170 derecelik bir fleksiyon açısıdır. Yani omuzu kaldırma açısıdır. Bunu istiyorum ben ve bunu bir disfonksiyon olmadan yani herhangi bir kompanse etmeden, belim, omurgam kompanse etmeden bu omuzun 170 derece kalkmasını istiyorum arkadaşlar. Mobilite nelerle ilgilidir? Kas esneklik dediğimiz kavram kasın eklem ve eklemlere doğrusal yöndeki yönüyle ilgilidir. Kasın uzunluğu ile ilgili kavramlar, kasın yapısı ile ilgili kavramlardır. Ama mobilite dediğimiz şey içinde esnekliği de barındıran, hem motor kontrolün işin içine girdiği, hem eklem yapılarının işin içine girdiği, hem dokunun içine girdiği daha bütünsel bir şey. Hareket kapasitesinden bahsediyoruz. Stabilite dediğimiz şey arkadaşlar, stabilite kararlılık. Kararlılık arkadaşlar. Yani bir eklemin üstündeki başka bir eklemin, uzaktaki bir eklemin, biz buna distal mobilite için proksimal stabilite için distal mobilite diyebiliriz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi burada her eklemin kendine özgü bir görevi var. Burada bunu kinetik zincirde şu ayaksa arkadaşlar, ayak tabanı üstüne baktığımız zaman ayak bileğini gördüğümüzde ayak bileği mobil. Şurada diz eklemini gördüğümüz zaman stabil. Şurada arkadaşlar şu kalça eklemi, omurga, boyun. Çizim çok iyi değil, idare edin. Şurada arka taraf olarak düşünürsek şurada skapula, dirsek, elgiye gidiyor. Ayak sabit bir yapıda olan ayak tabanı arkadaşlar, ayak bileğin üstündeki ayak bileği mobil olması gerekiyor. Ayak bileğin mobil olması gerekiyor. Neden? Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, bir zemin etüdünde nasıldır? Önce bir stabil olan bir eklemin üstündeki eklemin rahat hareket edebilmesi için şu ayak tabanı stabilken bunun üstündeki yapı mobil olması gerekiyor arkadaşlar. Diz ve kalça arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da arkadaşlar dizin de stabil olması gerekiyor ki üstündeki altındaki eklem hareketin gerçekleşmesi sağlansın diye. Yine kalça mobil olacak arkadaşlar. T-spine'a yani omurgaya baktığımızda bunun da mobil olması gerekiyor. Bu şekilde stabil mobilliğe gidiyor. Buna biz karşılıklı eklem karşılıklı bağlılık diyebiliriz arkadaşlar. Karşılıklı eklem bağlılığı. Çok pardon. Arkadaşlar her şey yolunda mı? Evet. Arkadaşlar sorularınızı dediğim gibi sonraya şey yaparsanız. Şimdi arkadaşlar önce mobilite kavramının öneminden bahsediyoruz. Stabil mobil, stabil mobil. Buna biz kinetik zincir diyoruz vücutta arkadaşlar. Karşılıklı bütünsel bağlılık. Bazı literatürlerde bu ekleme karşı eklem gibi farklı anlamlarda olabiliyor. Bütünsel, karşılıklı bütünsel bağlılık. Evet. Kinetik zincir dediğimiz bu yapı. Şimdi bu arkadaşlar bu yapı nasıl çalışıyor? Bunun hakkında kısaca biraz bilgi vereyim. Örnek veriyorum.
Bir kişi ayak bileği burkulması yaşadı. Şimdi bundan bahsedeceğim. Performansa da fitness aklınıza gelecek tüm soruları cevaplayacağım. Bir kişi ayak bileği problemi yaşadığı zaman ayak bileği burkuldu diyelim. Orada bir ödem oluştu. Ayak bileğinde oluşan ödem şişlik ya da beynin aslında bir nevi korumaya alma stratejisi bu. Beyin bunu koruma altına alıyor vücudu. O bölgeye yüklenmeyelim diye. Beyin o bölgeyi sertleştiriyor arkadaşlar. Enflamasyon oluşturabilir orada. Farklı yapılar oluşturabilir. Kişi tedavisini gördü, iyileşti diyelim. Ayak bileğindeki ilgili problemle ilgili. Burayı çok iyi dinleyin. Sonra bu kişi şişlik indi. Ama ayak bileğindeki mobilite dediğimiz, yani şu ayak bileği olursa 10 derecelik bir açı kaybetti diyelim. Sağ ayağından bahsediyoruz. Bu birey bir yıl sonrasında aniden ortaya çıkan bir bel ağrısı yaşamaya başlar. Bel ağrısındaki problem çözülür. Koşarken bel ağrısı problemi yaşamaya başlar. Bu bel ağrısı, ortaya çıkan bel ağrısı, koşu adımlarının beyin otomatik olarak çünkü ne dedik? Kompanse eder. Sizi en güvenli şekilde hareket ettirmeye çalışır. Bunun için telafi mekanizmalarını kullanır. Farklı bir bölgeye yük bindirir. Kas dengesiyle oluşturabilir. Bunu beyin kendisi yapar. Asimetri oluşturabilir. Birçok şey olabilir. Belde çıkan bir ağrı oldu. Kimse o ayak bileğine bakmayı düşünemez. Kimse o ayak bileğine bakmadığı için koşu adımları düzeltilerek kişi otomatik olarak mesela geniş adım attığında beli ağrıyordur adamın. Adımlarının sıklığını şey mesafesini azaltarak bel ağrısı geçti diyelim kişinin. Bir süre sonra kişide bir aniden ortaya çıkan bir boyun ağrısı ortaya çıkar. Sonra aniden sol dizde bir ağrı çıkabilir. Şimdi kimse o ayak bileğinin mobilitesini düzeltmeyi düşünemedi. Eğer o ayak bileğin mobilitesine bakılsaydı belki de problem bu şekilde bele, boyuna ve farklı yerlere yansımayacaktı. Karşılıklı bölgesel bağımlılık dediğimiz bu bilimde vücudun ağrıyan bölgesinde anatomik yaklaşımla sadece yaklaşmıyoruz. Bununla ilgili olabilecek tüm yapılara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Birincisi bu bakış açısını öncelikle hem spor yapan üyeler olarak hem eğitmenler olarak, kendini geliştirmek isteyen eğitmenler olarak bir yere not edin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu yapıda hepsi birbiriyle bağlantılı bir kinetik zincir var arkadaşlar. Yani bizim ayak bileğimizdeki mobilite problemi, kısıtlılığı ya da dizimizdeki olması gereken yapı içeriye ve dışarıya aşırı şekilde mobilse yani hareket ediyorsa ki diz içe dışa çok dönmemesi gerekir. O zaman bu vücudumuzun herhangi bir farklı bölgesinde bir ağrıya neden olabilir. Bir, demek ki arkadaşlar önce fonksiyonun peşindeyiz dememizin birinci nedeni neymiş arkadaşlar? Şöyle belirteyim. Oradan gözüküyor mu? Gözüküyor. Bir, sakatlıklardan korunmak. Önce fonksiyonun peşindeyiz. Çünkü arkadaşlar hepimiz yaşlanacağız. Yaşla beraber enflamasyon artacak vücudumuzda. Hareketler eski kalitesinde olmayacak. Ama bu süreci yaşlandığımız zaman ne kadar az zararla, ne kadar hareketli, fonksiyonel ve sağlıklı hissedersek bizim için o kadar avantaj. Dolayısıyla burada diyeceğimiz en önemli şey bu yaklaşımın önce fonksiyonun peşinde olmamızın birinci nedeni neymiş arkadaşlar? Sakatlıklardan korunmak. Çünkü biz buradaki bilime bağlı olarak vücuttaki bozuk bir vücut mekaniğiyle hareket etmektense bunları düzeltmek bizi sakatlıklardan koruyacak arkadaşlar. Şöyle düşünün, çok iyi spor yapıyorsunuz. Ben birçok sporcuyla çalıştım, birçok kişiyle çalıştım. Çok iyisiniz, performansınızın zirvesindesiniz. Bir sakatlık yaşadığınızda ne olur arkadaşlar? Spora gidebilir misiniz? Spora devam edebilir misiniz? Doktorunuz 3 ay boyunca yasakladı egzersizi. Beyin olması yapması gerekeni yaptı. Yıllarca ona yüklendiniz. Yıllarca bunları gözden kaçırdınız. Kendinize iyi bakmadınız. Bu arada bu problemleri bütünsel düşünüyoruz. Yani beslenmeniz, uyku düzeniniz,
işte kan değerleriniz, bunlar her şeyi bütünsel olarak önce bakmayı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Vücut, biz ayrı ayrı parçalar halinde hareket eden varlıklar değiliz. Biz bütün olarak hareket eden bir varlığız arkadaşlar. Önce bunu bilmemiz, bunu anlamamız gerekiyor. Evet, konumuza dönecek olursak bir sakatlıklardan korunmak dedik arkadaşlar. Yani olası sakatlıklardan korunmak. Şunu şu şekilde Charlie Wankford'un bir sözü var. Evet, Charlie Wankford. Bozuk bir vücut mekaniğiyle hareket etmek bir risktir. Risk kesin değildir. Ama bozuk bir vücut mekaniğiyle hareket etmeye devam etmek, yüklenmek, antrenman yapmak işte bu daha büyük bir risktir der. Dolayısıyla sakatlıklardan korunmakla ilgili bu sizin parolanız olsun arkadaşlar. İkinci kavrama baktığımız zaman sakatlık sonrası yani post rehab dediğimiz post rehab kişilerin doktora gidip fizik tedavisini aldıktan sonraki rehabilitasyonu tamamladıktan sonraki sürecidir. Şimdi rehabilitasyonda arkadaşlar bölgesel olarak kişinin tedavileri gerçekleştirilir. Fizyoterapist arkadaşlarımız o sıradaki ağrı sırasında gerekli egzersizleri, gerekli şeyleri yaparlar. Ama peki tüm tıp dünyasını düşünelim. Hareketleri sistematik olarak desenleri hareketi analiz eden bir sistem eksikliği vardır. Biz olaya anatomik ve bölgesel olarak yaklaşamayız sadece. Post rehab tamamlandıktan sonra kişinin vücudu motor kontrol artık farklı mekanizmalar geliştirir beyin. Bunun da şu sözle, şu parolayla aklınızda kalsın. Bu yine Gray Cook'un sözüdür. Geçmiş olacak yararlı yaralanmalar için en büyük risk kaynağı bir önceki yaralanmadır. Yani siz bir yaralanma, bir sakatlanma, bir ağrı, bir fonksiyon kaybı yaşadığınız zaman beyin inanılmaz bir şekilde, mükemmel bir şekilde bunu telafi etmek için kas dengesizliği yaratabilir. Farklı stratejiler geliştirir arkadaşlar. Neden? Çünkü beyin için nöronlardaki sinir yolları önemli. Sizin biceps kasınız ya da omuz kasınız diye ayırmaz. Beyin için omurgada üstü, ortası ve altı vardır. Öncelikle bunu iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne dedik? Rehabilitasyon sonrası post rehab dönemde de yine önce fonksiyonun peşindeyiz yine. Neden? Olan yaralamadan sonraki vücuttaki bozulan motor kontrol ya da mobilite disfonksiyonları ya da telafi mekanizmaları varsa arkadaşlar bunların temizlenmesi gerekiyor. Ki bir daha aynı sakatlığı yaşamayalım. Ya da yaşamış olduğumuz sakatlıktan dolayı bize başka sakatlık yaşatabilecek şekilde başka bir olguyla, başka bir olayla karşılaşmayalım arkadaşlar. Demek ki önce fonksiyonun peşindeyiz. Neden? Bir, sakatlıklardan korunmak. İki, sakatlık yaşadıysak eğer post rehab dönemde hareketi detaylı olarak bakarak bu sakatlığa neden olan sakatlık sonrası bozulan motor kontrolü tekrar düzeltmek ya da kaybolan mobilizasyonu, hareketliliği, disfonksiyonu, fonksiyon bozukluklarını yeniden halletmemiz gerekiyor. 3. Ve geldik verimlilik esasına. Verimlilik esasına. Değerli arkadaşlar, 3. neden önce fonksiyonun peşindeyiz? Verimli olması için bir antrenmanın. Biraz evvel omuz örneğinden bahsettim sizlere. Ya da görüyoruz şimdi online yayınlarda yüzlerce kişi herkes squat. Tamam, squat mükemmel bir hareket. 200'den fazla kas çalıştığı biliniyor squat'ta. Deadlift. Tamam, bu egzersizleri yapıyoruz, yayınlıyoruz, pazarlıyoruz. Ama bunu insanlar, gören insanlar doğru yapıyorlar mı arkadaşlar? Önce bu soruyu sormamız gerekiyor kendimize. Hipokrat'ın da yemininde ya da anlayışında belirttiği gibi önce korumak gerekiyor arkadaşlar. O kadar çok yanlış şeyler var ki maalesef. Ama bu sizi korkutmasın. Hareket edeceğiz zaten. Hocam böyle oluyor diye hareket edeceksiniz. Ama bakış açınızı genişletip arkadaşlar, bütünsel yaklaşıp egzersizlerinize, bunu konunun sonunda bahsedeceğim, nasıl entegre edeceğinizi de bileceksiniz. Fitness programınıza ne yaptırıyorsanız yaptırmaya devam edin. Ama öncelikle yaklaşımımızı iyi belirlememiz gerekiyor. Arkadaşlar, omuzu mobil olmayan bir insan, omuzla ilgili birçok test var. Burada
FMSİT testi ya da normal olarak şu şekilde de. Kişinin arasında öncelikle bu testi yaparken arkadaşlar asimetriye bakın. Tamam mı? Aşırı bir asimetri var mı? Bunlara bakın. Kişi omuzu yeterince mobil değilse, kifotik duruş, kamburluk, duruş bozukluğu, mükemmel bir simetri aramıyoruz bir de arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Her insanın bir doğal olarak, mükemmel olarak duruşu olmak zorunda değil. Bizim aradığımız zaman mümkün olduğunca telafi mekanizmalarıyla beraber olur. Aşırı disfonksiyonları, aşırı asimetrileri çözmek. Örnek veriyorum. Pratik bir örnek vereyim. Burada çünkü sadece sporcusu arkadaşlarım yok. Omuzumuz yeterince mobil olmayan bir insanın başüstü hareket yapmasını stratejilerimizden birincisi negatifleri kaldırmak dediğimiz ilke arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Önce negatifleri kaldırmak gerekiyor. Stratejileri nasıl yapacağız hocam? Peki iyi hoş anlatıyorsun da ne yapacağız biz diyorsanız eğer. Kural 1. Negatifleri kaldır. Kişi yeterli omuz mobilizasyonuna sahip değilse bu kişi egzersiz yaptırmayacak mı? Yaptıracaksınız. Alt ekstremite kalça mobilitesi yeterliyse bunun testlerini ilerleyen haftalarda göstereceğim. Bizim için 3 önemli nokta var arkadaşlar. Ayak bileği, kalça ve omuz. Ama omuzla ilgili başlayacağım bu hafta. Kısa bir örnek vereyim size. Omuz yeterince mobil olmayan bir insan, duruş bozukluğu insana başüstü hareket vermenin hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Hiçbir mantığı yok. Ben kişiye başüstü hareket yapmasın demiyorum. Ya da bunu söylemiyoruz biz eğitmenler olarak. Ama omuz mobilizasyonu belli bir seviyeye getirirken ya da asimetri problemi varsa bir omuzu burada bir omuzu burada mobilize ya da şu farklı aşırı bir fark varsa bu kişiye belli bir süre için omuz mobilizasyonu düzeltici egzersizler ver. Altında sorun yoksa alt ekstremiteyi çalıştır. Kor çalışmaları yaptır. Bunlar bizim için yeşil ışıklardır arkadaşlar. Sadece üst ekstremite de omuz ama baş üstü hareket bizim için kırmızı çizgidir. Bir insana şeye benzer bu. Daha yürümesini öğrenmeden bir insana amuda kalk diyorsunuz yani. Bu kişiye nasıl zarar verir arkadaşlar? Performans nasıl? Omuz yeterince çalışmaz bir kere kişinin. Omuzu bir kere çalışmaz kişinin yeterince. Adam omuzunu %30 verimlilikle çalışmış olur. Neden? Yük çünkü boyuna biniyor. Ya da omuzunu çalıştırmak için ekstra başka yerlere yük biner. Beyin hareketi odaklı dedik ya arkadaşlar. Kişi başüstü hareket her yaptığında omurgasına, beline, boynuna yük biner. Omuzu da yeterli verimlilikte çıkmaz. Telafi etmek için gövdesini geriye aldığında bu sefer beline yük biner. Şu başüstü hareketi yaparken. Demek ki arkadaşlar kişiye biz düzeltici egzersiz mantalitesinde ya da önce fonksiyonun peşindeyken kişileri hareketten kısıtlamıyoruz. Hareket devam edecek ama herhangi bir disfonksiyon yoksa tabii ki. Şimdi arkadaşlar buna devam edeceğiz birinci kurala. Şöyle bir parantez açıyorum. Biz üyelerimize duymak istediklerini mi söylemeliyiz? Yoksa onlar için iyi olan şeyi mi söylemek zorundayız? Şu an baktığımız zaman açık ve net konuşalım. Ben de yıllardır bu sektörde olan birisi olarak söylüyorum. Birçok ticari spor salonu var, personal trainer stüdyolar var, eğlenceye odaklılar, güzel. Eğlence olsun, hareket olsun ama geniş bir bakış açısıyla kişinin omuzunda ya da kalçasında ya da herhangi bir noktasında bir problem varsa onu da programa entegre edelim diyorum arkadaşlar. Üyelerimize şunu söyleyebilirsiniz. Şu anda bir belam yok, kendini iyi hissediyorsun diyebilirsiniz. Biliyorum kilo vermek istiyorsun. Belki ileride 10 bin metre işte 10 kilometre koşuya katılmak istiyorsun. Anlaştık. Bunu yapalım. Ama şöyle bir anlaşma yapalım diyebilirsiniz üyelerinize. Lunge hareketini yaparken bir tarafta çok düzgün yaparken diğer tarafta asimetrilerim var. Squat hareketini henüz yeteri kadar yapamıyorsun. Sağlıklı bir şekilde ve benim seni sağlıklı bir şekilde ve hedeflerine amaçlarına en hızlı ulaştırmanın yolu bu. Bunları halledip yolumuza devam edelim. Bu şekilde uyarı aktarmalısınız. Sende eksik var, senin duruşun bozuk değil. Olumsuz ifadeleri çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Herkesin postür uzmanı olmuş. Yok işte sende bu var, şu var. Var diyebilmek çok zor bir şeydir arkadaşlar. Ha, disfonksiyon gözlemlemek, taramak önemli. Şimdi arkadaşlar, düzeltici egzersizler fonksiyonun peşindeyken bizi normal warm-up, ısınma egzersizlerinden ayıran nedir? Yani korektif egzersiz yaklaşımı, düzeltici egzersiz yaklaşımı, fonksiyonel egzersizi
diğer ısınma çalışmalarından, dinamik ısınmalardan vesaire, kardiyodan ayıran en önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? En önemli olan şey şu. Çünkü korektif ya da düzeltici egzersiz stratejilerinde arkadaşlar bir tarama mevcuttur ve kişiye özgüdür. Kişiye özgü belirlenmiş disfonksiyonlara yönelik bu şey yapılır. Bir ilaç verilir bir hastaya düşünün. Bir doktor bir ilaç verirken herkese aynı ilacı mı verir? Herkese aynı dozajı mı verir? O yüzden ısınma varmak genel nöromusküler sistemi hazır hale getirir, iyidir. Ama korektif egzersizin hareketlerin içinde de ısınma egzersizlerine benzer hareketler vardır. Hatta goblet squat gibi korektif egzersizler de bu sınıfa geniş bir kavrama girmektedir arkadaşlar. Ama dediğim gibi sadece bu şekilde sınırlamamak gerekiyor. Yani korektiften normal ısınma rutininden ayıran şey nedir? O zaman tarama arkadaşlar. O yüzden negatifleri kaldırmadan öncesinde bir tarama gerekiyor. Değerlendirme gerekiyor arkadaşlar. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin arkadaşlar. Bunu üyelerimiz kendisi dahi tabii ki profesyonel eğitmen dışında kendileri dahi basit bir testlerle bunları gözlemleyebilirler. Bunlardan bahsedeceğim ama önce işin mantığını ve temelini anlamanız gerekiyor. Tarama şart. Eksikliğe göre bir korektif ya düzeltici egzersiz programı eklenmesi. Bunlar çok zor şeyler değil. Önce bunun öneminden bahsediyoruz ama arkadaşlar. Evet, şu ana kadar nasıl gidiyor? Bir yorumlara bakalım. Evet, kayıtlar nasıl gidiyor? Şey nasıl gidiyor bu zamana kadar? Yolunda mı her şey? Anlaşılıyor mu? Okey. Sanırım sorun yok. Evet arkadaşlar, notlarımıza baktığımız zaman mobilite önemli dedik. Şimdi foam roller egzersizleri. Şimdi neden öncelikle fonksiyonun peşindeyiz? Neden? Bunu tekrar edelim. Önemli çünkü konumuzun ana temeli bir sakatlıklardan korunmak için. İki, post-rehab herhangi sakatlık yaşamışsak bunu tekrarlanmaması için. Üç, verimlilik için. Yani squat yaparken benim kalça aktivasyonum yeterince aktif olmuyorsa yani bu squat'ın ya da quadricepsleri beyin bir şekilde bir sakatlık yaşadıysa, bunu koruma altına aldıysa o zaman squat yapmanın fonksiyonel anlamda bana ne faydası var? Bana ne faydası var arkadaşlar? Ya da yere uzandırıcı kalçanızla ilgili, omurgan ile ilgili birçok aktivasyon egzersizi yaptırabilirim. Kalçanızı kaldırtabilirim. Peki ayağa kalkıp yürümeye başladığınız zaman o aktivasyon devam ediyor mu? Oturuyoruz saatlerce, hareket etmiyoruz. Bunu engelleyen faktörleri temizledik mi arkadaşlar? O yüzden öncelikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bir başka bir parantez açıyoruz bu konuyla ilgili. Önce girdiği artırmamız gerekiyor beyne. Mobilite, mobil olması bir eklemin birçok faktöre bağlı dedik. Uyku, stres vesaire. Ama bizi ilgilendiren kısmı hareket mekaniği ile ilgili kısmı. Önce girdi sağlamamız lazım beyne. Neden mobilite önemli? Yani benim hocam omuzum kalkmıyorsa niye önemli olsun ki? Ben rotator kaf grubunu kuvvetlendiririm. Omuzumda çok yük binmemiş olur. Arkadaşlar, beyin aldığı bilgilerle aktif oluyor dedik. Şey hareketi kalıplarını oluşturuyor dedik. Doğru mu? Şimdi ne zarar olabilir? Ben omuzum yeterince hareketli değilken, belli bir seviyeye ulaşmamışken skapulayı kuvvetlendirmenin zararı olmaz belki. Ama şöyle bir şey var. Ne dedik? Beyin mükemmel bir telafi mekanizması vardır arkadaşlar. Mükemmel bir telafi mekanizması var. Ben zaten yeterli girdi sağlamadan beyne, hareket kabiliyetiyle burayı sağlamlaştırırsam beyin yeni bir alışkanlık edinecek. Burayı sağlamlaştırdığım için skapulayı, omuzu mobil etmediğim için, hareketli hale getirmediğim için ne olacak arkadaşlar? Beyin yeni hareket, yeni bir telafikasyon sistemi oluşturacak. Nasıl olsa burası sabit ama ben bunun mobil olmak zorunda olmayacağı şekilde bir sistem geliştirebilecek. Riski burada yatıyor arkadaşlar. O yüzden hareketlilik kavramı bizim için önde geliyor. Aferen sürekli bilgi alışverişini aldığımız zaman ne oluyor? Sürekli omuzu işte foam roller çalıştım, buraları esnettim. Hepsi içine giriyor mobilitenin. İşte sonra mobilizasyon egzersizleri yaptım. Şu şekilde duvarda T'ler, Y'ler. Ondan sonra belli bir mobiliteye ulaştıktan sonra omuz. Ondan sonra skapular stabilizasyon değerli oluyor bizim için. Demek ki önce arkadaşlar
hareket kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için esnekliğe, mobiliteye engel olan faktörler ne? Omuzun kalkmamasının nedeni neler olabilir? Ya da omuzun bu şekilde yaptığınız zaman bunun burada olmasının nedeni ne olabilir? Arkadaşlar burada sadece bir hareket yok. Hareket desenini şu şekilde aldığınız zaman burada omuzun abdüksiyonu var, abdüksiyonu var, dirseğin fleksiyonu var, bükülmesi var. Birçok faktör var arkadaşlar burada. Yani bir hareket deseni olarak düşünün. Şu da bir değerlendirmedir mesela arkadaşlar. Şu şekilde buraya değdirmem dedi. Bunu rahat bir şekilde değdirebilmeniz gerekiyor buraya. Omuz mobilite testlerinde anlatacağım. Omuzun buraya gelmemesinin de bir eklemsel olabilir. Yani eklemlerin yapıları, anatomik farklılıklar da var, öyle değil mi? İki, esneklik muhakkak. Latissimus dorsi dediğimiz koltuk altı kasın aşırı gerginliği olabilir. Pectoralis minor'un gerginliği olabilir. Birçok neden olabilir. Biz buna bütünsel yaklaşacağız. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Ama öncelikle altını çizmek istediğim şey, konumuzla ilgili olduğu için önce fonksiyonun peşindeyiz. Çünkü fonksiyon olmadan estetik suni olur. Görsellik suni olur. Ya da omurgam yeterince hareketli değilse ya da kalça, o buraya yaptığın kor çalışmaları, stabilizasyon egzersizleri suni bir kor aktivasyonu yaratmış olur. Çünkü yeterli girdiğine sağlanmıyor ki beyinde. Ne dedik? Karşılıklı eklem bağlantısında stabil, mobil, stabil, mobil olması gerekiyor. Böyle bir denge üzerine kurulur. Ayak stabil olacak ki tabanı, üstündeki mobil rahat hareket etsin. Diz stabil olacak ki üstündeki kalça hareketlerinde rahat olsun. Ya da kalça mobil olacak ki diz buradaki mobiliteyle beraber burada diz kapağı stabil olsun arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu konudan ne öğrenmemiz gerekiyor? Fonksiyonun peşinde olmamızın nedeni bu. Sürekli yanlış gelen, süre gelen teknikleri biz bu şekilde devam edersek, yani squat yapmayan biri, bilmeyen birisi dizine sürekli bu şekilde yüklenip dizine yük veriyorsa ya da aşırı öne eğilme gerçekleşiyorsa, yanlış squat yaptığı halde biz bu kişiyi buna devam ettikçe beyin bunu telafi eder, hareketi gerçekleştirir. Ama kalça kası, kalça aktivasyonu zayıflamıştır. Kalça aktivasyonu inhibe olmuştur. Kalçayı aktive edemediğimizi düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla bütünsel yaklaşmak lazım. Neden örnek verdik? Ya da örnek veriyorum. Kalçanız yeterli hareketli değilse, yani belde burada yaptığınız kor çalışmalarının da çok bir kıymeti olmuyor bu yaklaşıma göre. Yani önce hareketlilik, önce mobiliteyle aktaran bilgileri beyne arttırıp ondan sonra stabilite egzersizleri ya da mobilite sorunu varsa onunla beraber, ya da bir diyelim ki kalçamız mobil değil, kor bölgemiz bir de stabil değil. Yani zayıf, burada bir lumbar lordoz var diyelim. Stabil mi? Değil. Stabilite istediğimiz şey bu. Bu mobil olduğu anlamına gelir benim. Lumbar bölge çalışmalarının. Kalça yeterince mobil olduğunda, onu engelleyen bir yapı olmadığında, o zaman buraya kor çalışmasıyla beraber birleştirin. Hiç sorun değil arkadaşlar. Evet. Ne dedik? Sakatlıklardan koruması, rehabilitasyon sorusu ve antrenmanımızın, yaptığımız antrenman verimliliği olması için arkadaşlar. Yeterince ayak sabit değilken, stabil değilken ya da ayak stabil iken, ayak bileği mobil değilken tüm bedendeki bu sistemi etkileyeceği için yapacağımız egzersizlerin verimliliği de ne olmuş olacak? Hem bizi riske atabilir, risk kesin değildir bu arada, o sözden bahsettim. Hem de yaptığımız antrenmanın verimliliğini azaltacak arkadaşlar. Okay. Hocam, mesela ben tamamen mobil arkadaşım ama hala squat yapamıyor. Ya da düzeltici egzersizlerden uyguladım, işe yaradı ama yapamıyor. O zaman motor kontrol dediğimiz kavram, motor kontrolü ile birçok teori var, birçok yaklaşım var ama şunu diyebiliriz. Hareketin kontrolündeki kalite diyebiliriz aslında arkadaşlar. Motor kontrol içinde stabiliteyi alan, postural duruşu alan, afferent yani algılamayı da işin içinde bulunduğu genel bir kavramdır, hareket kavramıdır. Hareket kontrolüyle ilgilidir arkadaşlar bu kavram. Belki kişi squat yapamıyor hocam, mobil ama squat yapamıyor. O zaman belki motor kontrol, yani beyin o hareketi yapmayı unutmuştur belki. Bunu da yapmanı, bunları düzeltmenin yolu var arkadaşlar. Bu da sevindirici haber şu. Beyin yeni durumlara adaptasyon sağlayabilir. Yani biz bunları egzersizlerle, yapacağımız egzersizlere entegre edersek, öncesinde sonrasında uygun bir şekilde dağıtırsak ne olacak? Beyin bunu entegre etmiş olacak arkadaşlar.
Örnekler vereceğiz tabii ki. Şöyle silelim. Şimdi biraz daha bu konuya oturduysa eğer arkadaşlar, net bir yer verelim. Değerlendirmeleri biz çok burada tabii işin felsefesinden bahsediyoruz ama değerlendirmeleri anlatacağım ilerleyen zamanda. Kural 1, negatifleri yok et demiştik ya arkadaşlar. Demek ki biz kişide omuzu mobil değilse, kişiye mobil, negatif diyelim. Baş üstü hareketleri omuz mobilitesini düzeltene kadar vermiyoruz. Baş üstü şurada hareketler, baş üstü, şu baş üstü hareketler, kırmızı çizgimiz oluyor, tamam mı? Arkadaşlar, nasıl değerlendirebiliriz omuz mobilizasyon yönelik? Basit bir örnek göstereyim ben size. Arkadaşlar, şu şekilde bir kişi şu hareketi rahat bir şekilde yapması lazım. Tamam mı? Yavaş bir şekilde bunu değdirebilme olması lazım. Ya da şu şekilde şey yaptığı zaman arkadaşlar, bunun arasındaki mesafe, aradaki çok fark var mı yok mu, buna bakıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Aşırı bir fark var mı? Bende biraz asimetri olabilir, çok az. Sol tarafta. Ufak asimetrilerde sorun, yani varsa tabii solumuza yönelik korektif egzersizler yapıp dengelemeye çalışıyoruz. Dengelemeye çalışıyoruz bunu arkadaşlar. Yalnız değerlendirmede şuna dikkat ediyoruz. Şu harekette arkadaşlar yapılan hatalardan biri şöyle yapılıyor. Örnek gösteriyorum. Böyle bir mobilite istemiyorum ben. Boyunun öne gittiği. Boyun öne gitmeye başladığı andan itibaren ya da hareket şu hareketlerde bir ikili bir takılma olduğu zaman, okay, omuz yukarı kalktığı zaman ya da omuz yukarı kalktığından boyun öne gittiği zaman arkadaşlar şu şekilde burada öne gitmeye başladığı noktadan itibaren durduruyoruz. Çünkü burada disfonksiyon başlıyor. Bu nesnel bir ölçüm olmamış olur. Bu şekilde disfonksiyon şey varsa, kompansasyon varsa arkadaşlar, kompanse ediyorsa boyunu, burada duruyoruz. Buranın ölçümünü alıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Ölçümünü alıyoruz. Sol tarafın en aynı şekilde. Bizim için asimetriler çok önemli. Bir kişi burada omuzu arasındaki mesafe 5 santim ise, burada 15 santim ise bu ciddi bir problem olur. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ne yapıyoruz? Önce omuz mobilitesini arttırmadan önce bu testi yaptık diyelim üyemize ya da üyemiz kendileri de yapabilir. Aradaki mesafeyi ölçebilir. Bundan sonra baş üstü hareketleri ne yapıyoruz? Şimdilik kenara koyuyoruz. Ha, bench press gibi. Bench press gibi. Maviyi kullanayım. Eğer omuzdan sadece bahsediyoruz. Eğer altları indik. Bench press vesaire. Dumbbell press. Bunları kontrollü bir şekilde, işte kontrollü bir şekilde kompanse edin. Doğru bir teknikle yapmasını sağlıyoruz. Core çalışmaları, eğer stabilizasyon problemi yok farz ediyoruz. Core, alt ekstremite. Bu çalışmaları yapın. Yaptırın. Başına ne yapabiliriz programın? Bir omuzla ilgili corrective, düzeltici stratejiler, omuzun mobilizasyonuyla ilgili bir şeyler ekleyebiliriz. Bunu arkadaşlar özellikle haftaya değerlendirme ve omurga mobilizasyonu, rotasyonu ile ilgili bilgi vereceğim sizlere. Değerlendirmesi. Omuz için çok önemli. Bununla ilgili neler yapılabilir anlatacağız. Omuzda demek ki mobilizasyon problemi varsa, yeterli girdi almıyorsa, kaçıran arkadaşlar en baştan izlesin neden önemli olduğunu. Bu başüstü hareketler risk yaratacaktır. Dolayısıyla bench press, dumbbell press, core, alt ekstremite, eğer bu alt ekstremite zincirde bir problem yoksa, herhangi bir mobilizasyon yoksa öncelikle ne yapıyoruz? Bu tarz hareketleri yaptırabiliriz kişilere. O başüstü omuz belli mobiliteye ulaştı diyelim. Ulaştıktan sonrasında baş üstü hareketlere geçiş yapabilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yine bu omuzla ilgili bir örnek vereceğim. Verdim daha doğrusu. Ya da omuz fleksiyon açısına geldiğinde kişi kifoz, duruş bozukluğu varsa yine baş üstü hareket değil. Önce duruşunu düzeltebiliyorsak. Bu arada duruşu düzeltmek derken, korektif düzeltici derken arkadaşlar, bu kavramı aslında ben çok sevmiyorum. Çünkü biz aslında beyin, tüm bilgisayarlar bizim beynimize göre dizayn edilmiş yapılara göre, beynimiz örnek alınarak yapılmış şeyler, bilgisayarlar, dünyanın bilgisayarı dahil. Yani beyin farklı bir şekilde, farklı bir yapısı var, farklı bir çalışması var. Biz beyni bir kere doğru yolu, beyin onu kullanmadığını kaybedersin diye prensip vardır. Yani biz kullanmaya, otura otura, işte ne bileyim yanlış tekniklerle, yüklenmeyle, kas dengesizliğiyle vesaireyle ne oluyor? Beyin bunu ne yapıyor arkadaşlar? Telafi ederek unutuyor ama biz doğru girdiği sürekli beyne sağlarsak biz bir nevi bilgisayar işlemcisi gibi beyne sadece
bir yol gösteriyoruz, bir dokunuş yapıyoruz. Girdi sağlayarak yapıyoruz bunu arkadaşlar. Bunu mesela rehabilitasyon bölümündeki arkadaşlarım çok iyi bilir, fizyoterapist arkadaşlar. Kişide ağrı problemi olduğu zaman doktor kontrolünde mesela kişilere mobilizasyon egzersizleri yapılır. Fizyoterapist arkadaşlar manuel terapi uygular. Burada amaç fonksiyonu yeniden yükleyip beyni aslında girdi sağlamak arkadaşlar. Beyni ağrı olduğu halde belli açılarda ağrı olmayan açıya kadar girdi sağlaya sağlaya beyin normal fonksiyonunu tekrar kendini güvende hissedene kadar, ağrı yok edene kadar belli bir mobilite ulaştırıldıktan sonra genellikle arkadaşlar benim gözlemim kadarıyla bazı problemlerde özellikle belli bir mobilite hareket kalitesi oluştuktan sonra omuz sakatlığı yaşamış biri diyelim. Şu hareketleri yapabiliyorsa artık belli bir açıya gelebiliyorsa ağrı kendiliğinden iyileşiyor. Sürekli girdiden dolayı iyileşebiliyor arkadaşlar. Ağrı geçmiş olabiliyor. Problemi çözülmüş oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla demek ki hareket her yerde var. Şimdi omuz mobilite problemi yaşayan biri. Arada bir dağılıyorum konuda, kusura bakmayın. Hani araya bir şey aklıma geliyor size aktarmak için. Baş üstü hareketler. Ne yapıyoruz? Saklıyoruz. Squat'ta kalça mobil değilse yeterince kişiyi uzandırın sırt üstü. Sağ bacağının bacaklar düzken yukarı kaldırtın arkadaşlar. Bakın. 70 dereceye kadar, 80 dereceye kadar gelmesi gerekiyor bacağın. Sırt üstü yattım diyelim. Bu benim bacağım, bu benim gövdem. Bacağı kaldırdığında burada kısıtlılık varsa, burada kalıyorsa arkadaşlar bu kişiye o zaman squat ya da deadlift tarzı egzersizleri bir süre erteleyin. Bunun yerine alternatif hareketler var. Onları vereceğim ben size arkadaşlar. Ama önce bugün sadece biraz omuzdan, bir dahaki hafta kalça, squatla ilgili ve omurga rotasyonun önemiyle ilgili bahsedeceğiz. Diyelim kişide hocam ağrı. Ağrı olayı ayrı bir olay. Ona da değineyim. Ağrı vücudun öngörülemeyen şekillerde tepki vermesine neden olur. Bir iki egzersiz tekrar yaptırırsınız arkadaşlar üyeye. Tamam mı? Nasıl olsa hani kassal ağrıdır diye. O anda ağrısı geçer ama dördüncü, beşinci tekrarda çok daha kötüye gidebilir. Dolayısıyla ağrısı oldu hocam hiç egzersiz yaptıramayacak mıyız? Doktoru yönlendirin. Eğer kassal ağrı dışında bir şeyden şüpheleniyor, hele enflamasyon vesaire bir durum varsa fizyoterapistler baksın. Arkadaşlar normal rehabilitatif terapatik egzersizlerini yaptırsınlar. Kişi belli bir tanı dahilinde egzersiz yönlendiriyorsa kişiyi zaten belli bir kontrol ve tanı kriterleri çerçevesi içerisinde egzersiz yaptırabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Sadece ne olduğunu bilmediğiniz şeyi çözemezsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ne olduğunu bilmediğiniz şeyi çözemezsin. Dolayısıyla burada doktorlarımız, sağlık uzmanlarımızla işbirliği içinde çalışmanız gerekiyor. Biz onların denetim ve kontrolünde yapmanın en önemli onların amacı ne burada? Hastayı korumak. Hastaya zarar vermeden fayda sağlamak. Biz hareket uzmanları olarak, medical trainer ya da personal trainerlar olarak da bu korumadan sonrasındaki süreçte bu ağrıya, dizinde kişinin ağrı varsa ona neden olabilecek faktörleri düşünerekten işte ayak bileği yeterince mobil mi değil mi bunlara bakmak lazım. Ayak bileğiyle dizle ilgili problemlerle ilgili de bir iki ipucu vermek istiyorum zamanımız varken. Omuzla ilgili söyledik, örneğimizi verdik. Arkadaşlar bir kişinin dizinde problem var ise, evet, diz sırları. Bir, ayak bileği mobilizasyonunu test edin. Ayak bileği mobilizasyonu. Bunun örneğini göstereceğim. Süre olursa hemen burada aşağıda şeyde duvarın yanında testini göstereceğim. İki, VMO kasını araştırın arkadaşlar. Vastus medialis obliquus'tur. WMO diye geçer. Bu kası bakın aktivasyonda gecikme oluyor mu olmuyor mu? Ayak bileği mobilitesini göstereceğim dedim. Bir de özellikle kalça kuvvetine, özellikle kalça derken gluteus medius arkadaşlar. Diz problemi olan kişilerin genellikle %70'inde benim gördüğüm arkadaşlar ayak bileği mobiliteleri bozuk. Düz tabanlı, içe basma, dışa basma ya da yeterli dorsifleksiyon dediğimiz ayak bileğinin şu açısı yeterli olmuyor. Kalça kuvvetine muhakkak bakın. Stabilite kalçada. Stabil olarak şu kalça kuvvetine muhakkak bakın. Hatta arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Biraz evvel karşılıklı konunun en başında karşılıklı ekilen bağlantılarından bahsettik. Kinetik zincirden.
Her eklem kendi içinde biraz mobil stabil. Diz mesela yanaşiklemeleri biraz stabilizasyon dışında mobil de olması gerekiyor. Yani illa eklem sabit böyle taş gibi kalacak değil. Yani orada böyle bir tutunacak bir tutkalla yapıştırdık gibi düşünmeyin arkadaşlar. Burada şu kalçaya ve ayak bileğine göre diz stabil olması gerekiyor. Bu ayrımı iyi yapın. Kalçada arkadaşlar yeterince abdüksiyona ulaşması için yani uzaklaşma, yana açılması için gluteus medius kuvvetini de önemli burada. Yeterince kaliteli bir şekilde abdüksiyon yapabilmesi için arkadaşlar, tamam mı? Dolayısıyla gluteus medius'un diz problemlerinde kuvvetine bakın medius'un. Yani kalçayı kuvvetlendirin. Özellikle gluteus medius yan kalça kas grubunu kaba tabiriyle söylüyorum. Ayak bileği mobilizasyonunu düzeltin. Ayak bileğin etrafında yapılar varsa işte calf kasları, tibialis anterior, işte bu yapıları foam roller'la önce release yapıp sonra aktif stretch egzersizleri yaptırabilirsiniz. PNF, onlar ayrı konular, ilerler bahsedeceğim. Araştırın ama PNF, Cobalt tarafından geliştirilmiş bir sistem. Çoğumuz bildiğinizi düşünüyoruz ama çok farklı bir sistem, güzel bir sistemdir. Motor kontrol için özellikle stretchleri, bunları bir geliştirin arkadaşlar. Foam roller'la ilgili birkaç bilgi vereyim. İyi ki ipucu verdim diz problemleriyle ilgili. Fonksiyon olmadan çünkü arkadaşlar estetiğin ya da kas kuvvetinin şeyin bir değeri bir önemi yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konuları not ettiyseniz bu notları alın. Sorularınız varsa yazın. Bunları cevaplarız aklınıza ne soru varsa. Şimdi foam roller'lar arkadaşlar self myofascial release diye geçiyor ama bence fasya çok ayrı bir konu. Çoğumuz yanlış biliyoruz. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam Nurcihan Hoca, yarın beslenme var, çarşamba Nurcihan Hoca yanlış hatırlamıyorsam evet, fasya ile ilgili size fasyanın ne olduğu ve nasıl etkilediği ile ilgili anlatacak. Fasyal disfonksiyonu foam roller'la sadece çözülemez arkadaşlar. Katkı sağlayabilir ama fasya dediğimiz yapı çok farklı. Bununla ilgili benim anlatmam doğru olmaz. Bu konunun devamı içinde foam roller işte tüm vücutta fasya nasıl gevşetilir, ne yapılır? Bununla ilgili sorularınızı Nurcihan hocamıza fasya ile ilgili kendisine saklayın. Nefesle ilgili Ömer hocama, beslenmeye ilgili yarın ki konumuz var zaten. Onun akabinde arkadaşlar psikoloji bölümüyle de ilgili biz sevinimi olarak onda Turgay hocamız şey alacak. Cumartesi de Levent hocamız yine bu kalça ve bel ağrısı ile ilgili ilişkileri daha biraz daha detaylı anlatacaktır arkadaşlar size. Evet, foam roller'la dediğim gibi arkadaşlar doku kalitesini arttırma diyebilirim. Fasya'yı myofascial release demek istemiyorum. Fasya çok farklı bir yapı. Herkes fasya bahsediyor ama çok az bilgiye sahibiz. Yani benim uzmanlığım da değil. Fasya uyarmak farklı bir olay arkadaşlar. Bildiğinizin aksine çok sert yapılarla değil, çok yumuşak yapılarla uyarabiliyorsunuz fasyayı. O da bir canlı vücudumuzun tüm organlarının, bağlantılarının ve tüm birçok zengin bir yapıya sahip olan bir yapı. Komple bir yapı arkadaşlar. Web ağ gibi düşün yani, ağlar gibi düşün. O yüzden onu Nurcihan hocam bahsedecektir size fasya ile ilgili. Konularıma bakıyorum arkadaşlar. Ekstra ekleyeceğimiz bilgi var mı? Şimdi evet. Evet, başlıyoruz. Evet, fitness'a dediğimiz gibi fonksiyonun peşinde olmamızın nedenini umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdilik başka ekleyeceğim bir şey şu ana kadar bu kadar bilgi yeter bence. Çok daha fazla bilgi vermeyin arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Evet, şimdi sorularınızı yavaşça alabiliriz. Neden önce fonksiyonun peşinde olduğumuzu buradan önce işin tabii ki bebeklikten itibaren gelişimsel kinezolojiden bahsettik. Mobilite kavramının beyne girdiği almasının öneminden bahsettik. Şöyle bir özetleyecek olursak. Önce fonksiyonun peşindeyiz çünkü bir sakatlıklardan korunmak zorundayız. Çünkü sakatlık olduğu zaman hiçbir şekilde egzersize devam edemeyiz. Bu bizi olumsuz şekilde etkiler. Birçok şey olabilir. İkincisi sakatlık yaşamışsak eğer bir önceki sakatlanma için risk ne dedik? Bir sonraki sakatlanma için en büyük risk bir önceki sakatlanma riski. Vücut ağrı varlığında farklı mekanizmalar geliştirir dedik. Telafi mekanizmaları oluşturur dedik. Bunlarla ilgili de önce
O yüzden önce estetiğin değil, önce fonksiyonun peşindeyiz arkadaşlar. Çünkü hareket etmemiz önemli. 3. Yaptığımız egzersizlerin verimliliğini artırmak istiyorsak. Yani şöyle düşün, önümüzde bir sürü set var. Biz bu setleri atlamadan direkt duvara dam diye giriyoruz. Yani duvara böyle bam diye girersen ne olur? Kafayı gözü dağıtırsın. Arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla o yüzden önce fonksiyonun peşindeyiz. Estetiğin değil. Estetiğe götürecek en hızlı yol zaten fonksiyondur arkadaşlar. Yaşlanacağımız zaman yaşam kalitemiz, her şeyimiz öncelikle fonksiyona bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir burada bazı önemli detayları, bilgileri elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi sorularınız var.